Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarına hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki eşkenar üçgen konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC bir eşkenar üçgen hemen ne yapıyoruz? Açıları şöyle bir yazıyoruz gençler değil mi? Ve bütün kenarların birbirine eşit olmasını gösterme alışkanlığınız oluşmuştur inşallah. Evet A, Ali Bey bölü BD uzunluğunda 7 bölü 4 demiş. Ali Bey uzunluğu 7K iken BD uzunluğu 4K. 4K'yı yazdık. O zaman buraya ne kaldı? 3K kaldı. Gençler bu arada 30, 60, 90 kere bakın. 60, 90 ise burası da 30. Şimdi 90'ın karşı 4K ise 30'ın karşısı nedir? 2K'dır. Burası da 2 kök 3K olarak bulunur. E tamamı zaten 7K'ydı. Burası da 7K olduğundan buraya da 5K kaldı. Şimdi bizden ne isteniyor? BE yani 2K bölü EC yani 5K isteniyor. Cevabımız böylelikle 2 bölü 5 çıktı. ABC bir eşkenar üçgen hemen ne yapıyoruz? Açıları yazıyoruz. 60 60 60. E 60 90 ise burası 30 oldu. Gerçi eşkenarda yükseklik açı ortaydan dolayı da hemen yazabilirdik. Neyse ABC eşkenar üçgen çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Vallahi hocam buraya A A deyip bakın şuraya A A deyip 30'un karşı A ise 60'ın karşı A kök deyip A kök bir ikili uğraşırsınız. O zaman ben buraya 2A diyeyim. Buraya da 2A diyeyim. Burası da 2 kök 3 a olsun. Yani burası kök 3 a'ya kök 3 a şeklinde olsun. Pisagor yapalım. Kök 14'ün karesi eşittir. Diğerlerinin kareleri toplamı 4 a kare artı 3 a kare değil mi? Bunun karesi 4 a kare bunun karesi de 3 a kare. Toplam 14 7 a kare eşit oldu. A, a kare buradan 2'ye eşit oldu. A'yı da buradan kök 2 bulduk. A buradan kök 2 ise bir kenar 4 a değil mi arkadaşlar? E, A da kökü olduğuna göre bir kenar dört kök kim oldu? O zaman çevrede 3 tane dört kökü olacağından dolayı cevabımız ne çıktı arkadaşlar? On iki kökü olarak bulundu. Yani cevabımız Edremit oldu. ABC bir eşkenar üçgen. Hemen ne yapıyoruz? Açıları şöyle bir serpiştiriyoruz. E hocam 15'i vermiş. Boş boşuna vermemiştir. 2 iç açın toplam bir dış açı. Yani burası 45. E olay bitti. 45'in mantığını kullanmak isteyen insan ne yapar? Hop şuradan bir dik çizer. Diki çizdikten sonra bakın aynı zamanda eşkenardaki bir yükseklik oldu burası. 3, 3 oldu. Hatta burası da 30. 30'u karşı, karşı 3, 60'ı karşı 3, kök 3 oldu. E arkadaşlar bu bir 45, 45, 90 üçgeni değil mi gençler? Evet 3 kök 3 ise burası da 3 kök 3. E 3 kök 3, kök 3 burası da 3 kök ne katıdır? Kök 2 katıdır. Yani cevabımız böylelikle 3 kök 6 çıktı. ABC bir eşkenar üçgen hemen açıları yazalım ama burada açıları yazmamıza gerek var mı bakalım. Şimdi başka ne var? Burada paralel vermiş. Bununla bunu paralel vermiş. Şununla şunu paralel vermiş. Hocam buraya da dik vermiş. E bu paralellikleri kullanmak zorundayız. Şimdi gençler üçgen içinde bir nokta alıp da şöyle kollara paralel çizilmişse bu paraleller toplamı neydi? Bir kenara eşitti. E hocam burada ne yapacağız o zaman? Burada da bakın şu kenara paralel var. Bu kenara paralel var. Alttaki kenara paralel yok. Alttaki kenara paralel çizecek olursak böyle. E, ee, hocam bak 60 ya. Yöndeşikten dolayı bunlar da paralel olduğundan. Burası da 60 oldu. 60'ın karşısı köküçse 30'un karşısı 1'dir. Köküçe bölünmüş hali. 90'ın karşısı da kaç yapar? 2. Ha, şimdi bütün paraleller toplamı çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Bu paraleller toplamı da neye eşittir? Bir kenara. Yani 4, 3 ve 2'nin toplamı kaç yapıyor? 9 yapıyor. Bir kenar 9 yapar. Bizden de zaten o isteniyor. Ama hocam bu özellik aklıma gelmedi. Ne yapacağız? Peki şöyle beraber birlikte yapalım arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu? Bunu yaparken arkadaşlar şununla şunu paralel vermiş. Bununla bunu paralel vermiş. E biz senenin başından beri biliyoruz. Paralel doğrular verince ne yapıyorduk? Uzatıyorduk. Hadi bakalım uzatalım. İster şunu uzatın, isterseniz bunu böyle uzatın. Hiç fark etmez. İstediğiniz şekilde yapın. Sanki ben bunu değil de bunu uzatırsam buradaki köküçü daha rahat bir şekilde kullanırım, değil mi? Öyle gözüküyor. Arkadaşlar şunu şöyle uzattığım zaman şunlar paralel ya. Bunlar da paralel. Şurada bir paralel kenar çıktı mı? Çıktı. Nedir arkadaşım burası? 3 s burası da 3'tür. E burası kök 3 olduğuna göre bakın. Şunu da şu paralelse yöndeşlikten dolayı 60 burası da 30 çıktı. Bak burası kök dikkat. 60'ın karşısı kökü 30'un karşısı nedir? 1'dir. Burası kaçtır? 2'dir. E hocam burası 2 ise paraya kenardan dolayı burası da 2 oldu. 4'ü kullandık mı? Kullanmadık. 4'ü de kullanınca olay bitecek herhalde. Değil mi arkadaşlar? Evet 4'ü nasıl kullanabilirim? 4'e ait şurada bir üçgen var mı arkadaşlar? Var. Hatta 60 60 ise burası da 60. Bir eşkenar üçgen çıktı bu. 4 2 daha 6. Hocam burası da 6 olacak. Burası da 6 olacak. Benden zaten bir kenar isteniyor. Buraya 6 buraya da 3 bulduysam bir kenar kaç çıktı? 9 çıktı. Bu şekilde özellik olmadan da e, daha ta doğru da açılardaki kullandığımız yöntemi kullanarak da sonuca ulaşabilirsiniz. Şekil A'da gözüktüğü gibi. Cevap balı kesir oldu arkadaşlar. Şekil 1'de çevre uzunluğu 27 cm olan bir eşkenar üçgen verilmiş. Bir kenarı kaç çıktı o zaman? 9. ABC eşkenar üçgen biçimindeki karton A ve B köşelerinden sırasıyla 1 ve 6 santimetre uzaktan kesilerek eşkenar üçgen biçimindeki bir parça çıkartılmış. Arkadaşlar bir kenar 9'da 6 bir daha 7 o zaman buraya ne kaldı? 2. İkilik bir eşkenar üçgen çıkartılmış. Eyvallah. Hadi bakalım sorunun devamını burada getirelim. Daha sonra çıkartılan bu parçanın bir kenara BC kenarıyla çakıştırılarak şekil 2 elde edilmiş. Bizden kaleye uzunluğu nedir diye soruluyor. Öncelikle şu açıları bir yazalım mı? İçimize yarasın yaramasın. Önemli değil. Şöyle bir yazalım isterseniz. Bu da bir eşkenar üçgen. 60-60. Ee, başka bir şey var mı? Hatta şunu da şöyle birleştirsek. Bu 2-2-2 olduğunu biliyoruz. Ve şuradaki parçanın da ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 6 birim ve 1 bir birim olduğunu biliyoruz. Bizden ne isteniyor gençler? Bizden şuradaki uzunluk isteniliyor. Şunu bulmaya çalışacağız. E hocam ben bunu bulmak istiyorsam. 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Bunun hepsini birden 90 dereceye karşılık getirebiliyor muyum? Hayır. Ama ben en azından şuradan dik çizerek buna ait bir 90 derece. Hocam şu parça kaldı. E burada da bir yükseklik çizerek şuna ait bir 90 derece elde edebilirim. Aa, böyle ettiğim zaman hatta bu ikilik eşkenar üçgende 90'ın karşısı 2 ise karşısı 1. Buraya ne kaldı? Kök 3 kaldı. Hocam bir de şunu bulayım bakayım. Bunu buldun. Nasıl bulacağım bunu? Hocam burada da şu 60'ın mantığını kullanmak için şuradan bir tane dik çizsem 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapar. Burası 3 kök 3 yapar. Dolayısıyla bakın şurası da 60 dereceydi ya 60 60 bunlar birbirine paralel mi oldu? Evet bunlar birbirine paralel ve şu da 90 ise şurada bir dikdörtgen çıktı. 2 ise burası 2 3 kök burası 3 kök 3 oldu. E hocam 3 2 daha 5 1 daha 6 7 8 9 yani buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Hocam ben şunu bulmaya çalışıyordum. Buna karşılık 90 derece getirmem lazımdı. Ama ben parça parça buna ve buna karşı bir 90 derece elde ettim. Şimdi şöyle bir merdiven şekli var aslında. Ne yapıyorduk? Dikdörtgen yapıyorduk değil mi? Hemen bu altta bir dikdörtgen yapacak olursak şurada buna ait bir dik üçgen karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Ve şuradaki dikdörtgende burası üçgen burası üç burası kök üçgen burası kök üç Dikdörtgenin bir kenarı. Bak şuraya çizeyim. Daha rahat bir şekilde fark et. Dikdörtgenin bir kenarı kaç? Pardon. Dik üçgenin bir kenarı 3. Diğer kenarı 4 kök 3. Ve bizden de şuradaki x uzunluğu isteniyor. x'in karesi yani 3'ün karesi artı 4 kök 3'ün karesi. 48 artı 9'dan 57 yapıyor galiba. E x de buradan kaç çıkacaktır? Kök 57 çıkacaktır. Yani cevabımız böylelikle c -han çıktı. ABC bir eşkenar üçgen hemen açıları yazıyoruz. Bir alışkanlık yaptı değil mi arkadaşlar? Ve aslında kenarların eşitliğini de göstermemiz lazım ama açılara devam edelim. 30, 60, 90 30 yaptı. Ters açıdan dolayı 30 yaptı. A hocam iki iç açı bir dış açı olduğundan burası da 30 oldu. 30, 30, 123 gene çıktı? Hatta 60, 90 ise burası da 30 mu çıktı? Evet. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Ben şimdi şuradan yapayım. Ha bu arada 60, 90 ise burası 30 oldu. Burada da 60 mı kaldı? Evet. Şimdi şurada 30 30 120 üçgeni 4 bunlar 4 4 çıktı. E burada da 30 60 90 üçgeni var. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Burası da 2 kök 3 oldu mu? Oldu. Aa şununla şuna eşit vermişim. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Hadi kullan bakayım. 4 ise 4'ü kullandın. Ana 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı nedir? 2. 60'ı karşısı 2 kök Bizden bu x isteniyor. Arkadaşlar aslında çıktı. Çok farklı şekillerde yine sonuca ulaşabilirsiniz. Nasıl mı? Ben şu dik üçgene dikkat ederek hocam 90'ın karşısı 6 kökü 30'un karşısı yarısı 3 kök 3. 3 burası da kök 3 katından dolayı 9 yazıp 4 2 daha 6 burayı 3 bulurum arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi de şu. Hocam şu bir eşkenar üçgende bütün kenarlar birbirine eşit. Dolayısıyla 8 ise burası da 8. Buraya 6 kaldı derim. E 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Ve aynı zamanda bu bir eşkenar üçgen olduğundan ve bir kenar 8 olduğundan dolayı 3 2 5'i buradaysa Buraya da kaç kaldı deriz? 3 kaldı deriz arkadaşlar. Tamam. İstediğiniz yerden çözün. Böylelikle cevabımız Balıkesir çıktı. Selcan bir kenar 12 santimetre olan ABC eşkenar üçgen biçimindeki bir kartonun DF orta noktaları doğrultusunda katlıyor. Evet orta noktalarmış arkadaşlar bunlar. Ve bu bir eşkenar üçgen. O zaman burada da çift çizgi. Burada da çift çizgi. Hepsi buraya katlandı mı arkadaşlar? Katlandı. Daha sonra DF üçgen içinden bir kenar 2 santimetre ve 3 santimetre olan eşkenar üçgenler bir kenarı 2 santimetre olan 3 üç eşkenar üçgen kesilerek çıkartılıyor. Buna göre diyor şekil açıldığında kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Arkadaşlar açacağız. Ben şimdi nasıl bakın şunu şöyle katladıysam o zaman bunu böyle açacağım. Açtım şöyle eşkenar üçgeni. E hocam açtığımda şu eşkenar üçgen burada da olacak değil mi? Bakın bir, bir kenarı 2 santimetre olan bir üçgen. Şu şekilde. Bunun simetriği şu şekilde. Bunun simetriği de şu şekilde mi olacak arkadaşlar? Evet. Aynı şekilde yan tarafa şunu da açayım. Aynı üçgenler burada da mı olacak? Simetriklerini alacağım arkadaşlar. Ve şöyle bir simetriği mi olacak arkadaşlar? Evet. Aynı şekilde yukarı doğru da açacak olursam. Hocam burada da bir üçgen olacak. Şöyle. Burada da bir üçgen olacak. Burada da bir üçgen olacak. Böyle. E bitti mi? Bitti. Ne yapacağız? Kaç tane üçgen oluştu? 3, 6, 9, 12 tane üçgen oluştu. Yani biz bir kenar 12 idi. Kalan alan kalan bölgenin alanı isteniyor. Bir kenarı 12 olan eşkenar üçgenden a kare kök 3 bölü 4'ten ne çıkartacağım? 3, 6, 9, 12 tane bir kenarı 2 olan eşkenar üçgen çıkartacağım. 2'nin karesi kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. Şunlar gitti 12 kök 3 yaptı. Hocam bu da kaç yapıyor? 144 bölü 4'ten 36 kök 3 yaptı. Eksi 12 kök 3'ten cevabımız böylelikle 24 kök 3 çıkar arkadaşlar. Yani cevap böylelikle balıkesir oldu. ABC bir eşkenar üçgen Hemen ne yapıyoruz? Açıları yazıyoruz. 60 60 60. E hocam başka bir kenar 12, diğer kenar da 12, diğer kenar da 12 8. Vallahi arkadaşlar benim şuradaki üçgene yoğunlaşacağım belli. Ne verilmiş burada? Bir dik üçgen verilmiş. Peki buraya yoğunlaşacağız. E hocam bu üçgene yoğunlaşırken bizim hangi sayılarla uğraşacağımız da belli. Hangisininle uğraşacaksın? 12 ile uğraşacaksın. Bir de 8 ile. İşte bak 4'ten biraz uzak duralım. E ne yapacağız burada? Hocam 60 derece var. 60'ın mantığını kullanalım. İşte o yüzden eşkenar geldiğinde buradaki şeyleri koyun arkadaşlar. Neyleri koyun? 60'lara açıları koyun ki her zaman böyle yükseklik çizerek çıkmıyor maalesef. 60'ın mantıklı da kullanacağımız yerlerde geliyor. E o zaman buradaki 60'ı kullanmak için hop şuradan bir dik çiziyorum. Diki çizince arkadaşım 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısı kaç yaptı? 4. Hocam burası da kaç yaptı? 8 yaptı. Niye? Tamamı 12 birimde. E karşı 4, 60'ı karşı 4 kök 3. E biz neyi kullanmadık şimdi? Ona yoğunlar. Hocam 90'ı kullanmadık. Aa bak bunu sorunca kendine cevabı ulaşıyorsun. 90'dan 90 inmiş. Yani dikten dikinmiş. Ne var burada? Öklit. Yani şunun karesi bu çarpı bu. 4 kök 3'ün karesi eşittir. 8 çarpı 4 artı x olacağından. Burası 48 eşittir. 8 çarpı 4 artı x olacağından. Şunda şu sadeleşse 6 eşittir 4 artı x olacağından x'i de buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Yani cevabımız Edremit çıktı. ABC bir eşkenar üçgen direkt ne yapıyoruz? 60'ları şöyle bir yapıştırıyoruz. Yapıştırdık. Hocam bir kenarda 17 kök olduğunu unutmayalım. Burası da 17 kök 3. 17 kök 3. Burası da 17 kök 3. Unutma. Peki 60-90 burası kaç yaptı? 30. Hocam 30 sa ters açıdan 30. A, Burası da buraya da burası da. İki iç açının toplam bir dış açıdan burası 30 ya da 60 90 sa burası da 30 oldu. Şimdi D'yi 19 vermiş. Burası da X. Peki arkadaşlar EHX nedir diye soruluyor bize. Valla arkadaşlar şimdi şey yapacak olursak ne yapacak olursak valla sayılardan gidersem sayılar gıcık geliyor. O yüzden çok fazla sayılardan da gitmek istemiyorum aslında. Niye? Hocam şuraya baktığın zaman 19 ise burası 19 bölü köküç 19 bölü köküç. Sonra 90'ın karşısı bilmem kaçsa 30'un karşısı bilmem kaç sonra da 60'ın karşısı köküç katından dolayı o gıcık sayılarla ilgili işlem yapmış olacağım. E, o yüzden çok fazla o gıcık sayılara girmek istemiyorum açıkçası. Ben ne yapayım o zaman? Şu 19 gıcık sayı ben buradan başlayayım isterseniz. Burası 17 köküç. E burası 17 ise ya da şuradaki 30 60, 90'dan başla. 30'un karşısına a ise Hocam burası a kök 3. A'yı bulursak olay bitti. Hocam 30'un karşısı a isken 90'ın karşısı 2a'dır. E şuraya baktığın zaman o zaman buraya ne kaldı? Buraya 17 kök 3 eksi 2a kaldı. E hocam burası da 17 kök 3 eksi 2a olduğundan dolayı şu ikisinin kök 3 katı burası değil midir arkadaşlar? Ya da şuraya şey deyip arkadaşlar a'yı bulabiliriz aslında e, burası nedir arkadaşlar? 17 kök 3 eksi a olduğundan dolayı 30'un karşısı bu ise 90'ın karşısı da 2 katı. Zaten o çıkıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada hadi şunu yapalım. Mecbur artık buraya dalacağız arkadaşlar. 17 kök 3 eksi 2 a'nın kök 3 katı neye eşittir? 19 eşittir. Peki bununla bunu çarptım. Ne yaptı? Kök 3 ile 3 yaptı. 3 ile 17'yi çarpınca 51 yaptı. Eksi 2 kök 3 a Eşittir 19 yaptı. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atınca e, 32 mi yapıyor arkadaşlar burası? Evet. 51'den 19 çıkınca 32 yapıyor. 32 eşittir. 2 kökü A yaptı. Şunla şu, şu sadeleşince bununla bu sadeleşince kaç kaldı? 16 kaldı. A da buradan 16 bölü köküçe eşit oldu. Evet. A da buradan 16 bölü köküçe eşit oldu. Ama bizden ne isteniyor arkadaşlar? X. Yani X dediğimiz A köküç isteniyor. Yani x dediğimizde nedir? a'yı 16 bölü kök 3 bulduğumuza göre 16 bölü kök 3 çarpı kök köküçü 3 isteniliyor. Kök de olunca cevabımız da 16 olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız akçay çıktı. Ee, yalnız bu sorunun farklı çözüm yöntemleri de tabii ki vardır. İsterseniz yorum kısmına yazın. Ee, en azından diğer arkadaşlarınız bu kısımdan bu şekilde faydalanmış olur. Farklı çözüm yöntemleriyle de. Tamam. Bana valla en kolay bu geldi. 19 bölü kök uğraşmaktansa bu şekilde A deyip de ona göre işlem yapmak geldi arkadaşlar. Haberiniz olsun. ABC eşkenar üçgen hemen açıları yazıyoruz. 60 60 ve şurası da 60. Tamam. Burası da 60 derece. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Sonra D noktasının AC'ye göre simetriği E. D'nin AC'ye göre simetriğini aldığın zaman bu ne demek? Hocam burası 90 derece ve şunlar birbirine eşit demek. 1, ve D noktasının AB'ye göre simetriği de F. Şu 90 derece ve şunlar da birbirine eşit olmak zorunda mı? Evet. Sonra AD uzunluğunu kök altı demiş bize. Buna göre EF uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi gençler ne yapacağız? Hocam dik taban iki parçaya bölmüş. Bak alt tarafta da bölmüş ama hop şöyle x kenar oluştursak. Kök altının yanından geçemiyorsun. Bak kök altıyı kullanman lazım. O yüzden ne yapmam lazım benim? Şu kök altıyı kullanarak. Hocam burada da dik Tabanı iki parçaya bölmüş. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Aklına gelen başına gelsin. Şu yüksekliğin kollarında böyle ikiz kenar oluşturuyorduk. Hop çizdik ikiz kenarı. Hocam burası kök altıysa burası kök altı. Aynı zamanda şu açılarda ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ve burada da dik tabanı iki parçaya bölmüş. Aklımıza ikiz kenar geldi hemen. Ve aynı zamanda bu da açı ortay mı? Evet. Kök altıysa burası da kök altı mı? Aynen öyle. Bizden de şu uzunluk isteniliyor. Aha bu uzunluk isteniyor ya. Bak bu uzunluğa ait. Kök altı var. Kök altı var. Hocam şurada da bir açı var. Burası 60 derece değil mi gençler? Evet. E burası 60 ise nokta çizginin toplamı 60 ise 2 tane nokta ile 2 tane çizginin toplamı kaç yapacaktır? 120. A 2 kenar üçgen çıktı. Tepe açısı 120 derece. O zaman 30 30 120 üçgen değil mi arkadaşlar? O zaman bu uzunluk ne olacaktır? E F uzunluğu neye eşit olacaktır? Kök altının kök 3 katına eşit olacaktır. O zaman kök 6'nın kök 3 katı ne yapıyor? Kök 18 yapıyor. Bu da 9 çarpı 2 olduğundan 9 dışarıya 3 diye çıktığından cevabımız 3 kök 2 oldu arkadaşlar. Yani cevabımız Ceyhan oldu. ABC eşkenar üçgen içerisinde bir K noktasının üçgenin köşelerine olan uzaklıkları eşittir. Hmm. Hemen bir üçgeni çizelim arkadaşlar. Üçgeni çizdik şöyle. ABC eşkenar üçgeni. İçerisinde bir K noktasının üçgenin köşelerine olan uzakları birbirine eşitmiş. Arkadaşlar şurası, şurası ve şurası birbirine eşitmiş. Buradaki nokta nedir? Aslında şunlar birbirine eşit ya. Hocam burası çevre çemberin merkezidir. Çevre çemberin merkezi de eşkenar üçgende her şeyin merkezidir diyebiliriz. 1. Ya da ne yapabiliriz? Hocam bu bir eşkenar üçgen. Şu kenar, şu kenar, şu kenar birbirine eşit. A hocam şu üçgene bakacak olursak şu üçgene bakacak olursam bu üçgene bakacak olursan çift çizgi çift çizgi ise çift çizgi çift çizgi ise çift çizgi çift çizgi ise hocam eş üçgenler deyip buradaki s'leri gören açıların birbirine eşitliğinden 120'şer derece bulursunuz. Hocam bu nokta açısı nokta açısı diyecek olursan eş üçgenden burası da nokta burası da nokta olur. Buradaki açılar da 30'ar derece çıkar arkadaşlar. Tamam. E i̇stediğiniz şekilde yapabiliriz. Bakalım K noktasının AC'ye göre yansımasını. Ha, öncelikle farklı bir şey söylüyormuş. Ama ben burada bunu buldum. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Yani buradaki K noktasını buldum ve şu açıların kaçar derece olduğunu söyledim arkadaşlar. 30'ar derece olduğunu söyledim. Şimdi diyor ki K noktasının AC'ye göre simetriğini al diyor. K noktasının AC'ye göre simetriğini aldığında. Hocam zaten bak şunun devamı aç ortayın devamı yüksekliktir. Bunun da simetriğini al diyor. K noktasının AC'ye göre simetriğini al diyor. E hocam aldığım zaman şunlar ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır değil mi? E burası E noktası olduğuna göre AE bölü AC nedir diye isteniliyor arkadaşlar bizden. Nedir diye soruluyor arkadaşlar bizden. Evet şimdi gençler şuralara bakacak olursak AE'yi çizelim şöyle. AE uzunluğu ne oldu? A hocam dik tabanı keş parçaya böldü. İkiz kenar oldu. Yani burası da çift çizgi oldu. AE bölü AC isteniyor. isteniyor. E zaten şuraya baktığınız zaman 30-90 ise burası 60 oldu. 30'un karşısına A dersen 90'ın karşısı 2A'dır. Hocam burası A köküçtür. Aynı zamanda 2A-2A-2A köküç diyebiliriz. Ya da burası 2A ise 2A, 2A-2A-2 köküç A yapar arkadaşlar burası. Benden AE bir AC isteniyor. AE'yi de zaten ne bulduk? Şunun da şu birbirine eşit oldu. 2A bulduk. 2A bölü AC uzunluğu da Şurası aslında bir eşkenar üçgen. Daha doğrusu burası da A köküçtür. E, ee, i̇ki köküç A olduğu belli. Ya da burayı iki köküç A bulduk ya. Burası da iki köküç A diyebiliriz. Dik, dik, diyebilirdik direkt. O zaman A'larından ay, ikilerinden ay cevabımız ne çıktı? 1 bölü köküç çıktı. Köküç eşitliğini ile çarparsak o da köküç bölü 3'e eşit olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Cehan oldu. Ama şunu da bilmenizi tavsiye ederiz. Ee, burası çevre çemberin merkezi ya. Ee, eşkenar üçgendeki içerideki o çevrel çemberin merkezi ya da teğet çemberin merkezi ya da yüksek diklik merkezi her şeyin ya da kenar orta dikme merkezi herhangi biri söylenirse bunların hepsi dış teğet çemberin merkezi hariç çünkü dış teğet çemberin merkezi dışarıdadır. Oradaki merkezlerin hepsi aynı noktadadır arkadaşlar. O yüzden bunun devamı yükseklik falan filan da diyebilirdiniz. Evet. Böylelikle cevabımızı tekrar söylüyoruz. Ceyhan çıktı arkadaşlar. <laughs>